Kayıtta mıyım? Kayıttayım. Günaydın. Merhaba. Kocam ve ben pazara... Biz şimdi pazara gidiyoruz. Oradan da Amsterdam'a gideceğiz. Gerçi eve uğrayacağız tabii ki. Eşyaları bırakacağız. Ondan sonra Amsterdam'a gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ben de dedim ki vlog çekmek için ne kadar harika bir gün. Çünkü hava çok güzel. Ama 2 saat sonra yağmur da yağabilir. Bilemeyiz. Öyle. Şimdi gidelim bir pazarın nabzını tutalım. Görün bakalım Hollanda pazarı nasıl oluyor. Biz de yani 2-3 kere falan gittik bu arada daha. Orada görüşürüz. Vay be. Burada bu kadar havanın sıcak olacağını tahmin etmezdik gerçekten. Burası bizim etçi. Bizim dediğim hiç almadık bu arada. Burası peynirci. Burası neydi burası? Şey şekerci. Çok kumaşçı var. Bunların hepsi Türkiye'den geliyor bence. Böyle bir iddiam var. Yani şunu kimse bana şunun Türkiye'den gelmediğini hani iddia edemez. Kuru yemişçi. Burada 2 tane fırın var. Çok güzel ekmekleri var bu arada. Sen liste yaptın mı? Hayır. Çok iyi. Sebze, meyve. Her şeyden alacağız mı yani? Hayır, sebze, meyve, ekmek, yumurta, tavuk. Yani et, bu kadar. Evet, ekmekle başlayalım. Geçen beğendiğimiz ekmekten alabiliriz bence şuradan. Ne diyorsun? Olur. Hadi gel. Şimdi tavuğu Ali Baba'dan almaya karar verdik. Hemen şurada bir tane Türk şeyi var, bakkalı var ve açık. Bakkal denmez ama Türk marketi. Burada Türk marketleri çok seviliyor ve övülüyor çünkü normal bir markete göre neredeyse yarı yarıya tavuk fiyatları. Et çok fark etmiyor da tavuk çok fark ediyor. Bizim de aklımıza aniden tavuk sırasında geldi. Bir bakalım dedik ne kadar fark ediyor gerçekten. Aa, burada meyve sebze de var ha. Patlıcanlar, kabaklar ne güzel duruyor. Burada tabii manyak peynirler de var ama bize Burakcan annesi Türkiye'den 3 kilo falan o kadar güzel peynir yollamış ki. Onları tüketmemiz lazım diye şu an son haftalarda burada peynirlere çok bulaşamadık. Okey yani Hollanda peynir ülkesi de. Başka peynirlerin ülkesi diyelim. Türkiye daha iyi. Beyaz burada ben hiç kart kaşarı görmedim. Göremezsin tabii canım. Beyaz peynir var da ya Burakcan ona beyaz peynir der misin? Demem. Yani o nedir ya? Beyaz renkli bir peynir o yani. Demem o beyaz peynir değil. Almam da. Ben de. Aa kız burada da varmış ya. Maalesef senin çilekle kazıklandın. Avokado kaç para? Hayır ben orada kazıklandım. Çivor. Aa burası çok ucuz. Yapış. Kıyafetimi değiştirirken mikrofonu evde unutmuşum. Umarım ses çok kötü olmaz ama çok sesli ortamlar olmadığı için inşallah kötü olmamasını umuyorum yani. Şimdi tren bekliyoruz diye de gidip almaya biraz üşendim açıkçası. Hava o kadar sıcak ki şort ve daha ince bir tişörte geçtik yani. Ben geçtim daha doğrusu, sen aynısın galiba. Aynı. Ama az ince. Şort tişört ama yanıma... Uzun taytımsı bir şey aldım. Asla güvenmiyorum buranın havasına. 2 saat sonra üşüyebiliriz yani. Şimdi çok güzel bir sandviç çekeceğiz. Benim buraya geldiğimden beri canım sandviç çekiyor. Böyle İtalyan sandviçi. Çok da güzel bir yer varmış onu yapan. 2 dakika sonra tren var. 2 mi? 27. Aa evet lan 2 dakika sonra tren var. İnşallah. Sıra mıra yoktur çünkü acıktım. Geçelim bakalım. Amsterdam'a geldik. Amsterdam. Tabii ki kalabalık. Hava çok güzel. Aslında tam var ya bot turluk bir hava bu. Şuradan bir 15 dakika daha gidiyoruz. İnşallah sıra falan yoktur. Sıra varsa tadım çok kaçacak. Bira içiyorsan ardından denize girmek gerekiyor gibi hissediyorum ben. Ve Hollanda'ya taşındık. Güzel. İyi, güzel şaka. Kanala atlarız artık. Kanala seni atarım istersen. Aynen. Çok iyi bir video açılışı olurdu be. Kanalıma hoş geldiniz. Şakası of. İşte o zaman. Of. İşte o zaman layığını bulurdu. Of. Şuraya bak ya. Okey çok bir sıra yok. İnanılmaz lezzetli. Bayağı lezzetli. Bu bayağı şey ya. Ramazan pidesinin içine kaliteli ürünler. Ne var burada? Hmm. Fıstık. Tabii fıstıklı salam. Vay be. Ama kaliteli bir fıstık.
Bence bu daha iyi. Şimdi Fon Müzyum'dan çıktık. Burası fotoğraf müzesiymiş. Böyle 90'lar, 80'ler, punk, efendime söyleyeyim hip-hop, R&B, gangsta hayatını çekmiş Beckman diye bir kadın, adını unuttum. Yani 3 dakika içinde unuttum. İnanılmaz. Janet Beckman mıydı ya? Bir şey, J ile başlayan bir isim. Janet mi? Janet mi? Bir şey. Beckman soyadlı bir kadının yani çekmediği bir sanatçı kalmamış herhalde o dönemde. Bu fanlon bir ev yani. Şu sanırım 17. yüzyıldan kalma. Wow. Şöyle bir. Aa, böyle bahçesi falan var. Gidelim. Bence tam bunun havası bir. Şurası. Şey. Okey, gidelim. Rüzdü. Evet. Hollanda'nın en büyük. Herhalde en büyük köle ticareti yapan, köle alan. En fazla köle alan ailesinin evine gelmişiz yani Hollanda'nın. Armalarında siyah insanların kafaları var. Evet. Bayağı tadımız kaçtı. İçeride tişörtlerde. Yani kölelerin tişörtleri vardı. İşte ne zaman satıldıkları, nereden geldikleri, satıcı, alıcı, fiyat. Yani bildiğiniz etiket ve bunu tişört yapmışlar ve bunlardan yüzlerce vardı. Tadımız inanılmaz kaçtı. Şöyle. Çek istiyorsun. Ha. Şöyle yan tutunca oluyor mu? Bilgileri öğrendikten sonra benim için biraz tatsız bir yere dönüştü açıkçası. Çok sevmedim. Sevmedik yani. Haklı olarak. Ama yani Hollanda'nın da gerçeği birçok gelişmiş ülke gibi. Geçmişi çok karanlık ve sömürge ve kölelikle dolu ne yazık ki. Benim dimağım kurudu. Bahçe çok güzeldi. Bahçesi harikaydı. Bayıldım. Arka taraf çok güzel. Yine tarihin karanlık gerçeklerinin yüzümüze vurulduğu bir deneyim oldu diyebiliriz yani. Yoruldum. Bir yere oturduk. Rembrandt'ta evdeyiz. Bir tane bira içeceğiz şimdi. Bir şey diyeceğim, çok iyi duruyor şu an beni canım. Kafanı tam şu noktaya getirsene bak. Çok eğlendim. Şerefe. Yapabilecek misin? Evet, şu kampanya bakalım. Kafanın kendini kesin. Şu kadar bira varken şu bira değil yani burada. Ne diyorsun? Manitin tipi güzel ya. Şöyle uzaktan ne alakası yok. Neyse iyi geldi. Eleştirmeyeceğim. Ben burada böyle IPA'lere falan sardım da. Bu bana biraz düz geliyor ama güzel. Ben biradan anlamıyorum zaten ya. Açıkçası. Tadı hoşuma gideni seviyorum işte. Video çekiyorum. Döndük köye. Bok kokuyor, köyümüze geldik. Gerçekten niye bok kokuyor burası? Çünkü köy burası. Aldık bisikletleri. Zanköy. Eve gidiş ke. Yorulduk. Hadi yap be, hazır video çekiyorum, bir düşme videosu. Tamam, buradayım. Şort giydim ya, heyecanlısın tabii. Deri buldun yalayacak. Yalayacak deri buldun. Aşkım benim. Ne yaptın? Neler yaptın? Neler yaptın? Neler yaptın? Evet, bu telif melif yemeyeyim şimdi arkadan. Allah Allah. 7,5 saat olmuş. 7,5 saattir dışarıda mıyız ya biz? Olamaz. Ha, şeyle beraber evet. Pazarla beraber evet. Oy canım. Ay Marla çok tatlı gözüküyorsun. Gel buraya gel. Beraber video kapatacağız. Gel kızım. Evet. Dur be kız. Dur bakalım. Bravo. Bravo. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Çünkü biz eve geldik. Acayip yoruldum. Çok yoruyor burada güneş ya. Evet. Sen de yanmışsın bu arada be can. Bronz demeyeceğim ama kızarmışsın. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.
Marla. Bak bakayım. Bak bakayım. Bak bakayım. Bir tane. Bay bay.